birkaç gün kala nasıl bir Türkiye'de ve nasıl bir ruh haliyle hayata ve bu ülkeye bakıyorsunuz? Vallahi isyan içindeyim. Ne garip değil mi hocam? Çok çok yani Yani isyan içindeyim. Siz de öyle. Yani bizim her türlü kişiliğimizin, kimliğimizin, varlığımızın sebebi hocam bir Cumhuriyet. tekel bayi 10. yılını doldursa yani komşulara şey verir ya. Yani Evet, lokum lokum verir. dağıtır yani. Ya Ya da çay bir verir. dükkan ya da bir bakkal dükkanı. Ya 100 Yani yıl bu nasıl yüzüm. bir ya bir spor kulübü kurulsa, hadi bir dernek 10. yıl, 50. yılı geçtim yani 100. yıl hele hele. Yani kocaman ülke 100. yılını dolduruyor bir rejimde. Bir orta çağ artı bir saltanatı, sultanlığı ve hilafeti yıkmış. Mesele de burada zaten. Mesele burada. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın değerli seyirciler hazırladığı bir 100. yıl videosu var. Ya 100 yılda yaşananları 20 yıla sığdırdık diyor. Yani öteki 80 yılı çöp at, 20 yıl. 20 yıl bir palavradan, yalandan, sahtekarlıktan, yağmadan ibaret ya. Savunma sanayini yükseltmiş. Bunların hepsi yok, savunma sanayine yatırım yapmışlar filan. Bunların hepsi sıfırdan yapılmış sanki. Daha önce yok. Daha önce Türkiye taş devrindeydi. Neredeyse bunu ileri sürüyorlar. Her şey öyle yalan ki şimdi siz Amerikan uçak gemilerine Gazze'de, Filistin'de, Akdeniz'de ne işiniz var diyorsunuz? Sen damadına sorsana ya. Damadının ne işi vardı Amerikan uçak gemisinde poz veriyordu? Neredeyse damadının üretimini milli savaş sanayi sayacaklar. Başka hiçbir şey yok bu ülkede. Yani Kırıkkale silah fabrikaları yapılmamış, tank fabrikaları yapılmamış, Havelsan yok, Aselsan yok, Roketsan yok. Türkiye uçak yapmamış 1936'da, tersanelerini kurmamış, gemi yapmamış. Ya nasıl bir yalan üzerine kuruyorsunuz? Ve bu cumhuriyet sizin. Yani hala yıkmaya çalıştığınız, önemli ölçüde tahrip ettiğiniz ama yerine yeni bir rejim, kendi rejimini kuramamanın bir sıkıntısı içindesiniz. Çünkü buna bilginiz, görgünüz, geleneğiniz, birikiminiz, müktesebatınız yetmedi. Rüküş bir rejim kurdunuz. Hibrit bir rejim kuramadınız daha doğrusu. Bir türlü olmadı. Bu seçimlerde siz bu eşiği aşacağınızı düşündünüz, aşamadınız çünkü %48 bu ülkenin yarısı size dur dedi. Aldığınız oyların yarısı da yalan, iftira ve kara propagandayla hadi ne olur ne olmaz diye son anda sandık başı psikolojisiyle verilmiş oylar. Hadi şeyi geçtim, hileyi, sahtekarlığı, düzenbazlığı geçtim. Ya şöyle bir bildiri yayınlamadılar mı hocam? Sana söz şey CHP kazanırsa oğlunuz erkek arkadaşıyla evlenecek diye. Evet. Böyle bir yalanı, böyle bir şey ne diyelim, böyle aşağılık bir iftirayı, bir yaftayı, üstelik de bu ülkenin yurttaşları olan LGBT'yi dediğimiz, yani farklı cinsel yönelimlere sahip insanları aşağılayarak, onlara hakaret ederek, onlara karşı nefret suçu işleyerek bir de. Bunu söylemediler mi? Böyle aldınız ya. Ya o montaj video Kandil'le birlikte Aynen, gösteren. aynen öyle. Şuraya bak, 100 yılın işini 20 ile sığdırdık yani. Bu doğru mu ya? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Yani siz 100 yılı çöp atıyorsunuz tok. Bir montaj arabayı yerli araba diye sunuyorsunuz. Türkiye yerli araba yapıyordu zaten. Bursa'da üretildi bu yerli arabalar. Üretiliyor da daha. Türkiye'nin traktör ürettiğini, kamyon ürettiğini, otobüs ürettiğini, otomobil ürettiğini herkes biliyor. Sadece Türkiye'nin olmayan bir markaydı. Zaman zaman o markalar da oldu. Tofaş'ın ürettiği, işte biliyorsunuz o kuş serisi, Serçe, Doğan, Şahin, Murat gibi arabaları, Anadolu. Ya bunlar oldu. Türkiye 1936'da dünyanın 5. 6. ekonomisi. Siz 20. ekonomi olmaktan düşürdünüz ve bu cumhuriyetin sayesinde gerçekleşti. Böyle bir yalan üzerinde inşa edilmiş bir tablo var. Hocam ben Cumhuriyeti, AKP iktidarının asıl derdini Cumhuriyet'le, Cumhuriyet rejimiyle, akılcılıkla, bilimle, aydınlanmayla, demokrasiyle ve özgürlüklerle, kadın haklarıyla olduğunu düşünüyorum. Bunlar, ha Cumhuriyet kusursuz muydu? Cumhuriyet çok kusurluydu. Cumhuriyet çünkü bugüne kadar hocam sürekli kendi solunu, NATO'ya girdikten sonra solunu imha ede ede geldi. Cumhuriyet'in bütün dengesi bozuldu. Çünkü bütün solunu imha etti. Cumhuriyet Halk Partisi bile bu genel sağa savrulma nedeniyle merkeze hatta sağa yaklaştı. Cumhuriyet bütün dengesini kaybedince kendi düşmanlarının eline düştü. Aynen. Cumhuriyet bürokrasisi ve burjuvazisinin bir kesimi Cumhuriyet'e ihanet etti. Önemli bir kesim. Onu cami avlusunda terk ettiler.
O Camaoğlu'sunda o cumhuriyeti bulanlar onu boğazlamakta tereddüt etmediler. Boğazladılar. Ama yerine yeni bir şey, yeni bir rejim, yeni bir düzen kuramadılar. Bu ülkenin cumhuriyetçileri, bu ülkenin demokratları, bu ülkenin sosyalistleri, bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin ilericileri, bu ülkenin, ama burada bir daha altını çizerek belirtiyorum, merkez sağda ve merkez soldaki cumhuriyetçileri, yurtseverleri, cumhuriyetin yerine cumhuriyetin bütün değerlerinin inkarı anlamına gelecek bir rejimin kurulmasına karşı direndiler. Direnmeye de devam ediyorlar. Sadece ve sadece hocam benim gördüğüm şu, bu direnişin lideri yok. Bu direnişin örgütlü bir önderi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel sorununun da bu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyeti kendi sahana kayarak, muhafazakarlıkla ve İslamcılıkla uzlaşarak veyahut onların tezlerini tekrarlayarak veyahut onlarla helalleşerek önleyebileceğini zannetti. Böyle bir şey yok. Neredeyse cumhuriyeti kurmaktan özür dileyecekseniz anlamı yok ki. Buna önderlik edemezsiniz. Buyurun hocam. Sizin bugünkü yazınız bu bakımdan, çok özür dileyerek belirteyim değerli seyirciler. Sayın Emre Kongar'ın bugünkü yazısı, yani Cumhuriyeti Yıkamazlar yazısı önemli bir yazı. Orada bir metafor kullanıyor tabii değerli hocam. Diyor ki yani Cumhuriyet o kadar güçlü bir fikre dayanıyor ki, o kadar büyük bir tarihsel gerekçeye ve haklılığa dayanıyor ki bunu yıkmanız kolay değil. Kastettiği şey şu, evet kurumlarını imha edebilirsiniz, yıkabilirsiniz ama yerine onu aşacak bir rejim kuramazsınız. Kuracağınız Taliban rejimidir. Başka bir şey değildir. Buyurun hocam. Şimdi ben de tam Yanardağ'ın, sevgili Yanardağ'ın Bir Gün gazetesinde bu hafta yayınlanan, pazar günü yayınlanan yazısı üzerinden gelecektim. Çünkü o yazıda birdenbire iki şey ortaya çıkıyor. Birisi devleti ele geçiren AKP'ye karşı, yani cumhuriyete karşı, devleti kullanan bir iktidara karşı milletin cumhuriyeti, halkın cumhuriyeti benimsediğini ve sahiplendiğini söylüyor. Yani devleti sahiplenen, devleti ele geçiren, iktidarı ele geçiren parti cumhuriyete karşı, ama millet